Şimdi Beren abi hani Akbil davasında Erdoğan'ı beraat ettiren yargı mensuplarını hatırlattı ya, işte Atilla Kart'ın soru önergesine de konu olan isimler. Hayır, oradaki beraat ettirenler hızlı şekilde merdivenlere çıkıyorlar. İsmail Üççü Cirit'i dedi, Yargıtay üyesi oldu, sonra Yargıtay başkanı oldu, şu anda demekli. Ben hani bir ek olarak söyleyeyim. Evet. İsmail Üççü Cirit, yani buradan o kişileri zan altında bırakmak adına değil. Ama doğal olarak bu yükselişler dikkat çeker sayın seyirciler. Evet. Dikkat çeker. Evet. Hadi o zaman bir dikkat çeken bir şey daha söyleyeyim. Hadi bakalım. O İsmail Üççü Cirit, yani Erdoğan'ı Akbil davasından beraat ettiren ve sonra Yargıtay Başkanı kadar olan İsmail Üççü Cirit 2008 yılında, bakın 2008'den bahsediyorum. 2008 yılında Fethullah Gülen'in örgütten yargılandığı Yargıtay'da Fethullah Gülen'i beraat ettiren hakimler arasındadır. Hoş geldin. Akşam yemeğinden sonra günaydın. Yani tekrar söylüyorum. Müthiş. Türkiye Cumhuriyeti'nde yakın zamana kadar Yargıtay Başkanlığı yapan, Recep Tayyip Erdoğan'ı Akbil davasından beraat ettiren İsmail Üççü Cirit, Fethullah Gülen'in 2008 yılında Yargıtay'da örgüt davasında aklayan, beraat ettiren hakimler arasındadır. Altında imzası var. Yani beraat kararı veren. Veren. Evet, tamam. Evet, çok açık bir şekilde. Çok açık canım yani. Hayır, aklayan deyince bu biliyorsun Rütük böyle sopayı indirir. Kapat kardeşim Halk TV'yi der. Ama bizim amacımız biraz daha yayın yapmak. Dolayısıyla bu da bir başka dikkat ben çekici karar. Ben aklanmaması gerektiğine inananlardan olduğum için özellikle. Yani orada o sırada maalesef ama maalesef. Ben Halk TV'yi korumak için bunları söylüyorum. Yanlış anlamayın. Yok. Hayır, Barış çok haklı. 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda. 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu FETÖ'nün bir bölücü vesaire cemaat olduğunu söylüyor. Onu alan adam bir inceler bakar ve 2008 yılında ona göre beraat kararı veriyor. 2008 yılında eğer Yargıtay örgüt davasında beraat kararı vermeseydi, Fethullah Gülen'i örgütten cezalandırsaydı bugün belki 15 Temmuz diye bir şey yaşanmayabilirdi. Aynen. Belki örgüte daha farklı davranılırdı. Şimdi bunu unutmamak harikasın. İsmail Üçüncü Cirit meselesinde. Tabii. Şimdi Sedat Peker'in son 100 tweetinde Hasan Yeşildağ ismi geçiyor değil mi? Anlattık Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ, işte Erdoğan hapse giriyor, arkasından giriyorlar. Burada örgütlü bir şekilde Yeşildağ ailesi ve Erdoğan'ın ilişkileri var. Şimdi orada siz dediniz ya, Erdoğan'ın çevresine yakınlaşıyor Sedat Peker sanki. Faruk Asır Bey isminden bahsettiniz. İşte nedir? Yakın zamana kadar sarayın, Cumhurbaşkanlığı'nın genel sekreterliğini yapan, şu anda da Recep Tayyip Erdoğan, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı olan Faruk Asırga. Faruk Asırga'nın Yeşildağ ailesiyle ilişkileri, Faruk Asırga'ya dair bir sürü iddiada bulunuyor Sedat Peker. Ben Cumhuriyet'teki köşemde yazdım. Ben orada diyor ki Sedat Peker, ya diyor Faruk Asırga'nın oğlu Serdar Kasırga Amerika'daydı. Oradan Türkiye'ye çağırdılar. Şu an Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ'la birlikte devlette çok büyük yazılım işleri alıyorlar. Şimdi Serdar Kasırga, yani Faruk Kasırga'nın oğlu, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanının oğlu Serdar Kasırga'dan bahsediyorlar. Şimdi Serdar Kasırga'ya dair ben bir hatırlatma yaptım. Nedir biliyor musunuz? Bakın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra açılan FETÖ soruşturmalarından birisi de NATEK davası diye bilinen çok önemli bir davadır. Şimdi NATEK davası. NATEK davası. NATEK bir yazılım şirketi aslında. Ama o kadar büyük bir yazılım şirketi ki Gökmen Karadağ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin %80'inin bilişim güvenliği bu NATEK'e veriliyor. İki kardeş, sonra başka bir ortak, üç ortaklı bir şirket. İkisi kardeşin oluşan bir şey. Şimdi NATEK'in aslında Fethullahçıların bir yazılım şirketi olduğuna dair bir davadan bahsediyoruz. Ben kardeşlerine dair benim soru işaretlerim var gerçekten de. Yani ilişkilerine dair soru işaretlerim var. Bu ayrı bir konu. Ancak tam da işte FETÖ borsası vesaire falan bahsediyoruz ki ya. NATEK devlette ciddi ihaleler alıyor. Ciddi yazılım ihaleler alıyor ve devlet de çok büyümeye başlıyor. 15 Temmuz öncesi mi sonrası mı? Öncesi. Ama 15 Temmuz'dan sonra başına işler geliyor. Şimdi 15 Temmuz öncesi büyüyor. En büyük rakibi de Faruk Kasırga'nın oğlu Serdar Kasırga'nın yazılım şirketi. Öyle ki bu NATEK SGK ihalesi de oluyor. SGK'nın yazılım işleriyle ilgili bir ihale alıyor. Artık Serdar Kasırga'nın canına tak ediyor. Bakın bu okuyacağım, bu söyleyeceğim şeyler benim kendi uydurmam ya da duyumum değil. Bizzat devletin mahkeme
kayıtlarına, devletin istihbarat raporlarına kadar, bizzat savcılığın ifadelerine kadar, savcılık ifadelerine kadar geçen notlar. NATO'nun kurucularından Muhammed Tolga Erpolat verdiği ifadede FETÖ soruşturmasına yargılanırken diyor ki, ya diyor, özellikle bu dönemde diyor, Serdar Kasırga ile yoğun bir rekabet içerisine girdik diyor. Biz fiyatlar düşük olduğu için biz işleri alıyorduk, biz düşük fiyat veriyorduk vesaire vesaire. Serdar Kasırga artık diyor bu ihaleleri alamayınca beni tehdit etmeye başladı, bizi tehdit etmeye başladı. Faruk Kasırga'nın oğlundan bahsediyor bakın. Bize 2 milyon dolar vereceksin. Şeye, NATO'lere söylüyor. NATO'lere Serdar Kasırga'nın söylüyor. Yani Serdar Kasırga'nın şirketi NATO kadar cazip fiyat teklifi veremedi, ihaleleri alamıyor. Evet. NATO daha ucuz teklif verdi, ihaleleri o alıyor. Evet. Ama bir yandan da hesap mı soruyor NATO'dan? Evet. Bize 2 milyon dolar vereceksin. Vermezsen seni bitiririm. Bakın bunu NATO'nun kurucusu söylüyor. Böyle bir iddiada bulunuyor. Devam ediyor. Diyor ki, bu arada neye dayandırıyoruz bu konuşmaların olduğunu? Muhammed Tolga Erpolat'ın yargılandığı FETÖ soruşturmasını verdiği ifadeye İfade. Evet. Kayıtlar, yani mahkeme dosyasına girmiş ifadeler. Evet. Devam ediyor. Ya sadece hani oğul da değil. Yine aynı kişi Faruk Kasırga'nın da bu işe dahil olduğunu. Ya bakın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı şu an kendisi. O sıralarda Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri. Diyor ki Muhammed Tolga Erpolat, Serdar Kasırga'nın babası Faruk Kasırga, SGK Başkanı Selim Bağlı'yı yanına çağırarak bize ceza kesilmesi konusunda baskı yaptı. Ya nasıl yapabilir ki bunu ya? Ancak herhangi bir kurum bize yaptırım uygulamadı neyse ki. Ancak bitmedi diyor. Sonra diyor bir şekilde Serdar Kasırga ile yine aynı ortamda buluştuk. 2 milyon doları bize vereceksin. Vermezsen senin ipini keserim, senin ipini çekerim diye tehdit etmiş Serdar Kasırga buna tek ekibine. Şimdi diyeceksiniz. Tekrar edelim, bunlar mahkeme ifadeleri. Bir mahkeme dosyasına girmiş ifadeler. Evet. Ama taraflar inkar etmiş ya da reddetmiş olabilirler bu yönde. Ah keşke konuşmalar yaptıklarına dair. Keşke o aşamaya gelmesin. Herhangi bir açıklamalar olursa biz keşke bu ekranda iletebiliriz ve bunu belirtelim. Evet. Bakın keşke yapılsa. Keşke, ben de tam onu zaten şey yapıyorum. Şimdi bu kadar ağır iddialar var değil mi ya? Ya Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının Genel Sekreteri ve Genel Sekreterinin oğlu ile ilgili bu kadar ağır iddialarda bulunuluyor. Bakın şunu anlatayım. Ya NATO dosyası o kadar büyük bir dosyadır ki. Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçın Dağ bile adı geçiyor. Sonra NATO'yu ona devrediyorlar. NATO'nun ismi değişiyor vesaire vesaire. Uzun iş. Metastas kitabında Barış Terkoğlu'yla birlikte yazdık biz meseleyi. Şimdi bu NATO davasında bu sanıklar beraat etti, biliyor musunuz? Yani Yargıtay hükmü bozdu yani, daha doğrusu. Bu FETÖ suçlamasıyla yargılanan NATO'cular mı beraat etti? NATO'cular, daha doğru bir cümleyle söyleyeyim. NATO konusunda verilen ceza hükmünü Yargıtay bozdu. Dedi ki Yargıtay, bu delillerle bu adamları FETÖ'cü ilan edemezsiniz dedi. Ama NATO'yu adamlar elinden çıkardılar. Mehmet Ali Yalçın daha verdiler. Şirkete çöküldü. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hal böyleyken ben şunu soruyorum bir gazeteci. Yani şirket el değiştirdi. Tamam, öyle diyelim daha doğru bir kelimeyle. Ben şunu soruyorum. Arkadaş, siz bu delillerle, bu iddialarla bu adamları yargıladınız, hapiste tuttunuz. Bu adamları FETÖ'cü dediniz. Belki de gerçekten FETÖ'cülerdir, bilmiyorum. Hala yargı süreci devam ediyor. Ama ya siz savcı değil misiniz? Ya sorsanıza, ey Faruk Kasırga'nın ne oldu? Sen bu adamları böyle tehdit ettin mi? Sen kimsin ki 2 milyon dolar bu adamlardan istiyorsun? Sen kimsin ki senin ipini keserim diyorsun? Sorulmamış mı? Sorulmadı tabii ki. Ha, bunlar ifade olarak mı kalmış orada sadece? Savcı buradan yola çıkıp burada başka bir suç vardır demesi gerekmiyor mu? Demesi gerekiyor ama gerekiyor demedi. Gerekiyor kardeşim, hayret bir şey. Bu kadar önemli bir kamusal görevi olan bir kişinin oğlunun alamadığı bir ihale karşılığında o firmadan, birader biz o ifadeyi alamadık ama sen bana 2 milyon dolar vereceksin ve vermezsen bitiririm şeklinde bir takım sözler söylediğine yönelik bir iddia varsa nasıl gereği yapıp da sorulmaz hemen, bu? Tam da bu cümleyi, bu tehdidi ettikten sonra eğer o şirket hakkında FETÖ soruşturması başlatılıyorsa ben başka şeyler düşünmeye başlarım. İşte bunu hatırlatmak lazım. Yani FETÖ ile mücadelenin aslında başka bir yere evrildiği. Orada aslında bir şirketin el değiştirmesine, bir şirketin adeta bir başka kişi tarafından ele geçirmesine
hizmet eden araç sallaştırılması gibi bir rant duruma dair merdiven bir gibi kullanılmasına dair bir iddia bu. Evet. Bu çok çarpıcı bir iddia. Gökmen TSF'de yaşananları Sayın Genel Başkan dile getirdi. İsim vermeyelim. Bir bakanın neler yaptığını, neler ettiğini. Hangi kaç bakan? Kaç bakan? Kaç bürokrat? TMSF, kaç polis, FETÖ'den kaç sağlık, kaç hakim? Dağıtmayın konuyu. Buyur, dağıtmak değil. Hmm. Biraz bekleyin. Hmm. Canan Hanım'la Fikret abi de dinleyelim. Ondan sonra sizin tamam, anlatın hayır, bunları. Hayır, hayır, hayır. Ne diyorsunuz Canan Hanım? Ben çok kısa özetlemek istiyorum. Nedeni şu, 11 ay önce siz hatırlatma yaparken onu hatırlatma ihtiyacı duydum. Şu soruyu sordunuz, önemli. Neden şimdi Hasan Yeşildağ, Erdoğan'ın yakın çevresine yönelik? Öyle ya, bu isimler ne gündemdeydi, aynen, ne konuşuluyordu, ne ediliyordu. Muhtemelen şu an pek çok kişi de yeni öğrendi bu isimleri. Allah Allah, bunlar ne önemli insanlarmış gibi. Bu çok önemli bir gibi soru, çünkü Sedat Peker 11 ay önce, yani neredeyse bir yıl önce video çektiği dönemde ki bir videosunda isim vererek değil işaret ederek Hasan Yeşildağ'ı aslında önümüzdeki süreçte tekrar gündeme getireceğini söylemişti ve şöyle ifade etmişti. Soyadında dağ olan ve bir renk olan demişti. Böyle tanımlamıştı. Tamam, hatırladım evet, ben onu. Tabii evet, o süreci hatta yoğun konuşmuştuk o dönemde. Dolayısıyla yani böyle 11 ay önce şifreli bir şekilde işaret edip şimdi bu ismi seçime yaklaştığımız bir süreçte ve seçime yakın, yani seçime 2 ay kala video çekmeye başlayacağım dediği bir süreçte gündeme getiriyor olması biraz ilginç ve sorgulanması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan Sedat Peker kendini de unutturmak istemiyor. Öyle bir yönü de var. Yani böyle tabii başka hesaplar ya da işte basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur üzerinden ara ara kendini hatırlatmak da, kamuoyunda kendisinden bahsettirmek de istiyor. Böyle bir politika içerisinde. Öte yandan özellikle de Erdoğan'ın yakın çevresi ve arkadaşları üzerinden Erdoğan'a direkt bir mesaj verdiğini biz burada görüyoruz ve özellikle de Hasan Yeşildağ, işte Erdoğan'ın hapishanedeyken korumalığını yapmış bir isim ve Erdoğan'ın o dönemde güçlenmesine de yardımcı olan bir isim. Şunu da gözlemliyoruz, Erdoğan'ın güçlendiği yere de en başa döndüğünü de biz bu tabloda görmüş oluyoruz. Yani aslında Erdoğan'ın güçlendiği noktaya döndü Sedat Peker. Peki, Özgün Emre Koç'un tweetini bir daha ekrana getirelim. Çünkü Canan Hanım onu hatırlattı, o tweetin altında yatanı hatırlattı. Özgün Emre Koç diyor ki, Hasan Yeşildağ adı önümüzdeki süreçte Türkiye gündemini çokça meşgul edecek. Yeşildağ, Sedat Peker tarafından tesadüfen seçilmiş değil. İfşalara başladığı ilk günlerden beri onun zamanının geleceğini ima ediyordu. İşte Canan Hanım da 11 ay önce evet, şeyi hatırlattı bir video konuşmasında. Evet.